Her şey tamam hünkârım. Petrol çıkartılacak araziler, makinalar, oraya gidecek mühendisler ve işçiler, her şey tamam. Hazır görünüyor. Bu vaziyette bizim bu masada oturmamıza lüzum kalmadı. Niçin öyle dediniz paşam? Siz her şeyi düşünmüşsünüz. Osmanlı şirketine ihtiyacınız kalmamış. Aa, öyle demeyin lütfen. Sizin tecrübenize, hünkârımızın kudretine her vakit ihtiyacımız var. Hünkârımız tamam dediği zaman bu işe başlayabiliriz. O kadar emek sarf edildi. Nihayetinde tüm petrol bir Alman şirketi tarafından çıkarılacak. Bizi avutmayınız lütfen. Alınıyorum ama. Biz de kaybediyoruz. İkinizin de vehimleri yersiz. Niçin hünkârım? İki şirketi de feshettim. Araziler hazineyi hassaya alınacak. Petrol çıkartamayacağız maalesef. Ama hünkârım... Lütfen. Hissiyatla davranıp da itiraz etmeyiniz. Rica edeceğim. Petrol arazilerinin hazineye hassaya alınmasında Mahmut Paşa vazifeli olacak. Affedersiniz hünkârım. Benim bu masada bir işim kalmadı. Müsaadenizle. Dükkanı yerle bir etti komiserim. Camı çerçeveyi indirdi. Şikayetçiyim. Diyeceğim bir şey yok mu? Var. Hak etti. Lan şimdi komiserin karşısında olmayacaktık ki. Ne oldu senin canın birazdan dayak istiyor. Evet, gel. İstiyor. Kesin tamam. Dükkanın masrafını karşıla. Aranızda anlaşın. Bırakayım seni. Cık. Anlaşamayız biz bununla. İyi, peki. Atın nezarete. Kuruşuna kadar alacağım o parayı senden. Bana Herzl ve Karasu'yu getir. Yüz yüze mi görüşeceksin? Evet. Abdülhamit her şeyi bitirdi. İfşa mı oldu? Hayır. Petrol şirketlerini lağvetti. Mahmut Paşa. Onu da getirmemi ister misin? Mahmut tasmasını Abdülhamit'in eline verdi. Öldüreyim mi? Bir köpek vurduğun avı getirmiyorsa, onu öldürmezse öğretirsin. Öğreteceğiz Vladimir. Ona asıl sahibinin kim olduğunu tekrar öğreteceğiz. Hünkâr, Mahmut Paşa'ya bu mazisine rağmen hala itimat eder misiniz? Köpekler. Tahsin Paşam, köpekler. Köpekler kendisine yemeği kimin verdiğine bakarlar. Yemini eksik etmezsen sana sadık olurlar. Fıtratlarıdır. Efe saraya kaçak girmiş. Gezerken yanıma geldi. Sevdirdi kendisini. Burada kaldı. Ara ara kendisini sevmeye gelirdim. Mahiyetimde askerler. Efe bir askeri her gördüğü vakit hırlar, ondan hoşlanmazdı. 3-4 derken aklıma düştü. O askerle alakalı tahkikat yaptırdım. Saraya suikast için girmiş, bir ajan oldu ortaya çıktı. Mahmut Paşa'dan muradınız nedir? Fıtratına uygun davranacağız paşa. Yemini eksik etmeyeceğiz ki. Kapımızdan ayrılmasın. Paşam. Kalk lan. Paşa geldi. Lüzum yok paşa. Paşam ne işiniz var sizin burada?
Bizim de nasibimiz de varmış demek ki. Allah kurtarsın paşam. Buralar zordur. Hele ki senin gibi medrese umur görmüş birine daha zordur. Hayatın öyle ağır imtihanları var ki. Medresede öğrendiklerim suallerini cevaplamaya yetmedi. Bize de lazım gelen burasıymış demek ki. Parvus ismini daha evvel duydunuz mu paşa? Duydum hünkârım. Malumatınızı anlatınız. Hünkârım ben... Hünkârım sefalet içindeyken ben... Mazinizi o kırmızı dosyayla kapattık Mahmut Paşa. Temiz sulara yelken açtık. Korkmayınız, anlatınız. Mazinizden ötürü sizin hakkınızda hüküm vermeyeceğiz. Peki hünkârım. Ben Parvus adını duydum hünkârım. Bu Parvus sizin düşmanınız gibi görünse de aslında Osmanlı'nın düşmanıdır. Bugüne kadar Osmanlı'ya yapılan bütün hamlelerin arkasında bir şekilde bu Parvus vardır hünkârım. Ben han odalarında sefalet içerisinde kıvranırken bir davetiye aldım. Ben de davete icabet edip gittim. Yalnız yemin ederim hünkârım, vallahi de billahi de yüzünü görmedim. Sadece sesini işittim. Ne söyledi? Hünkârım bu Parvus Osmanlı'nın elindeki petrolü almaya çalışacağından, bunun için ölene kadar uğraşacağından söz etti. Lakin benim daha sonra kendisiyle herhangi bir temasım, dişe dokunur bir münasebetim olmadı. Ama tabii elbet bu elinden gelen bütün hamleleri yapmıştır. Parvus. Osmanlı'nın ve petrolün peşinde bir çaka. Aynen öyle hünkârım. Zannımca bu petrol meselesi için biz ne yaparsak yapalım, bu Parvus denen adamla sık sık karşı karşıya geleceğiz, uğraşacağız. İşte bu yüzden şirketleri feshettim. Hünkârım, peki bu petrolü korumak için bize bir emriniz, bir talimatınız var mı? Petrol arazilerini hazine-i hassaya almaktaki maksat budur paşa. Biz şimdi bu meselenin üzerine gittikçe onlar karşımıza dikilecekler. Daha büyük felaketler olacak. Biz o petrol kuyularını açamasak bile istikbalde devletin idarecileri hazine-i hassaya alarak koruduğumuz bu arazileri kullanacaklardır inşallah. İnşallah hünkârım, inşallah. Onların marifeti arkalarına milleti alıp bugün karşımıza çıkan yedi düvele karşı dik durmaları olacaktır. Yalnız hünkârım, affınıza mağruren ben bir şey daha söylemeden edemeyeceğim. Hünkârım, ben bu Gerfant Efendi'den de şüphelendim. Siz kararımızı söyleyince Gerfant Efendi'nin hareketlerini gördünüz. Bu Gerfant Efendi'ye karşı bir tedbir düşünür müsünüz? Düşündük bile Mahmut Paşa. Gerfant Efendi'nin kimliğinden emin olmak için ailesini getir diyoruz. Görelim bakalım. Bizim yıllarca mektuplaştığımız kişi bu Gerfant Efendi mi? Çok isabetli bir karar vermişsiniz hünkârım. Allah ömürler versin. Allah ömürler Mahmut versin. Paşa. Paşalarla yapacağımız istişarede sizi de görmek isteriz. Öyle mi hünkârım? Derhal.